çalışacağız. İstediğinizi yapabilirsiniz. Biz CD'ler bulduk evimizde. Bunu ne yapsak diye düşündük. Kukla yapabilirsiniz. Değişik şekillerde süsler yapabilirsiniz. Biz bugün sizlere bir çalışma gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. Gazetelerle kollarını, bacaklarını, saçını, yüzünü, dudaklarını, gözlerini yapabilirsiniz. Eğer isterseniz şu şekilde küçük parçalara ayırıp değişik şekillerde kol bacaklar yapabilirsiniz. Ben şöyle gazetemi kıvırarak bacaklar yapmak istiyorum. Ben başka bir teknik deneyeceğim bakalım. Şöyle. Şöyle bir buraya katlayacağım bir dışına. Bir içeriye, bir dışarıya. İki kolu, iki bacağı. Gerisini. Siz hatırlatınız olur mu? Biz unuttuk. Benim bacaklarım biraz uzun oldu. Ortadan ikiye kestim. Bunları sonra şu şekilde yapıştıracağım. Şimdi kollarını yapalım. Daha kısa kollar gerekiyor. Ben de kollarımı yaptım. Bakayım o süper görünüyor. Şimdi bacaklarını yapacağım. Kartonunuz varsa evde kartonu kullanabilirsiniz ama biz herkesin rahatlıkla bulabileceği bir şey gazete diye gazete kullandık. Beyaz A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Yine aynı teknikle bir dışarıya bir içeriye yapıyorum. Şimdi ayak bacaklarımı yapıyorum. Ben kollarını ve ayaklarımı tamamladım ama ayakkabı ve eller çizmek istiyorum ona. Bir tane kalem. Yine bir içeriye, bir dışarıya yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kolların birazcık daha kısa olması için bunu kesiyorum. Çünkü ayaklarım da aynı boy oldu. Bir yapıştırayım sanırım. Şurası birazcık daha rahatlamış olur benim için. Bu şekilde CD'ime kollarımı yapıştırıyorum. Evet. Bakın ben de ayakkabılarını kesmeye başladım. Daha sonra bunları boyayacağım. Saçlı yapıyorum ben. Kırpık kırpık böyle. Kırpıyorum. Evet, ben de ayakkabılarını yapıştırabilirim. Vermedim ya ben seçim. Başka bir model yapacağım. Bakın.
geliştirecek çocuklarınızı. Hem de bakın bunları yaparken küçük kaslarınız da gelişiyor. Evet. Onlara da fayda sağlamış olacak. Yani çok yönlü bir çalışma. Önceden bir planlaması yok. Biz de şu an kendimiz dilediğimiz gibi yapmaya çalışıyoruz. Hayal ettiklerimizi aslında malzemeler kullanarak oluşturmaya çalışıyoruz. Evde bulunan artık materyallerin hem tekrar dönüştürülmesini sağlıyoruz. Birçok şey kullanabiliyoruz aslında. Kesinlikle aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Materyaller aynı olur. Ama siz kendiniz daha farklı bir şey ortaya çıkarırsınız. Önemli olan bir ürün ortaya çıkması. Evet, bu şekilde saçlarını dik dik yaptım. Şöyle ben şimdi düşünüyorum acaba nasıl yapsam saçlarını. Şarkı vardı vücudumuz. Hatırlıyor musunuz böyle? Hangi şarkı var? İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir grup, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı adam. Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. Hey! Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. Hey! Evet. Bu şarkıyı da öğrenmiştik daha önce. Evet. Ben eldiven giymiş bir insan yapacağım sanırım. Bakın şu şekilde yaptım, onları da yapıştırdım. Evet. Şu an merak ediyoruz nasıl bir şeyler çıkacak. Evet. Önemli olan kimin yaptığının güzel olması değil. Herkesin kendi yaratıcılığını kullanarak bir şeyler ortaya çıkarmasıdır. Bu genel olarak Türk sanat etkinliklerinde böyledir. Aynısını yapmak hiç önemli değil. Doğru olanı yapmak hiç önemli değil. Burada asıl olan amaç dilediğiniz bir ürünü ortaya çıkarmaktır. Evet. Bakın. Ben bu şekilde tasarladım. Ya. Aa, çok güzel olmuş. Dans eden bir çocuk yaptım. Şimdi gözlerimi çizeyim. Gözlerimi çiziyorum. Burnunu CD'nin ortası olarak düşünüyorum. O yüzden bunu çizmeyeceğim. Bir daha ağzını çizeyim. Gülen bir yüzü olsun. Evet. Şöyle kulaklar olsun. Evet. Ben de kollarını ve ayaklarını tamamladım. Şimdi ben de şöyle bir göz yapayım. Ben onu gazetenden yapmak istiyorum. Şöyle bir yuvarlak. Gözlerimi mavi yapabiliriz. Bilerek yaptığınız şaşırtmaktan bahsediyoruz. Evet. Bir hastalık. Hastalık olarak değil. Değil.
sadece bazen komiklik için yapılan şaşı gözlerden evet. Çekiyoruz. Bakın. Buna çok sağlam olmuş. Hazır sayılırım. Benim biraz daha var. Bir tane dudak ve saçlar yapabilirim. Çağlar dedim sen benim saçıma yardım etmek ister misin? Peki nasıl bir saç yapmak istiyorsun? Nasıl olsun? Az saçları olabilir. Şöyle üçgen de olabilir. Tamam. Ben dudağını yapabilirim. Siz pastel boyalarla da boyayabilirsiniz derinizde. Evet, ben de dudağını yapıştırdım ve şu şekilde saçını yapıştıracağım. Ve bitmiş olacak. Benim çocuğum stabilde değil çıkarıyor. Bakın. Evet. Bakın, CD'den çocuklarımız hazır. CD çocuklar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın arkadaşım? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çocuklara görüşürüz diyelim mi? Hoşçakalın.